Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler. Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhisselamın hitabından yani vahiyden bir huzme, bir buket inşallah Hazreti Musa ki Kur'an-ı Kerim'de en fazla değinilen, en fazla kendisine atıfta bulunan peygamber olarak karşımıza çıkıyor ki biz daha fazla yoğunlaşalım. Özellikle gayril mağdubi aleyhim ve laddallin cümlelerinde bizim için potansiyel tehlike olarak sergilenen birincil asıl potansiyel tehlike Yahudileşmekten, yani vahye karşı ilgisiz, duyarsız ve önemsemeyen bir tavır sergilemekten nefsimizi ve neslimizi koruyalım için iyi anlamak, iyi kavramak ve gerçekten o kıssadan iyi ders, hisse ve ibret almak gerekiyordu ki evet işte biz o dersleri, ibretleri, hisseleri almaya çalışacağız inşallah. Tekrar devamla. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'a nispetle daha tehlikesiz toprağa ayak basmıştı kavmiyle birlikte. Artık mücadelesi zalim yöneticilerle değil, zalim otorite ile değil, zalim iktidarla değil, evet, kendi öz kavmiyle olacaktı. Hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyordu Yüce Rabbim, Araf suresi 138, 139 ve 140. ayetlerinde. وَجَوَزْنَا بِبَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. فَاَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Bir kavimle karşılaştılar. Kendilerine özel bir putları vardı. Ona tamamen yoğun bir şekilde tapınıyorlardı. İsrailoğulları dediler ki قَالُوا يَا مُوسَى Ey Musa اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهًا Onların bak ne güzel ilahları var. Bize de bir ilah yapsan. قَالْ Hazreti Musa dedi ki اِنَّكُمْ قَوْمُ تَجَلُونَ Siz ya ne cahilcesine tavrı sergileyen, cahilcesine bir şekilde tercih ve teşebbüste bulunan bir toplumsunuz. Hiç şüphesiz. Ki hiç şüphesiz inne haula mutabbarun ma hum fihi. Onlar böyle yoğunlaştıkları, tapındıkları ile beraber, yani o putlarıyla beraber kendileri de efendim helak olacaklar ve badalun ma kanu ya'malun. Onların yaptıkları da hepsi boşa gidecek. Kendileri de, yaptıkları da, taptıkları da hepsi boşa gidecek. Hepsi mahvolacak, perişan olacak bir sonuçla karşı karşıyalar. Bunu görmüyor musunuz? Ve Hazreti Musa sözüne şöyle devam etti. قال اَغَيْرَاللّٰهِ اَبْغِيكُمْ اِلَٰهًا Allah'ı bırak ben size bir ilah mı takdir ve tayin edeyim? وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Bütün alemlere sizi faziletli kılmış, sizi esaretten kurtarmış, sizi artık Firavun'un, zalimlerin size terör estiremeyeceği bir özgürlüğe kavuşturmuş ilahınız, Rabbiniz ve varken. Evet, o tapınılan heykeller, yapılan heykeller, hani Nuri Pakdil, Allah rahmet eylesin, ifadesinde olduğu gibi, heykel saçmalığın taşlaşmasıdır. İlkelliğin de simgesidir. Hazreti Musa efendim bundan sonra artık peygamber olarak tabiri caizse hizmet içi eğitim adına nereye davet edildi? Tur Dağı'na. وَوَاَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَ Biz ona 30 gece وَاَتْمَمْنَاهُمْ بِعَشْرِ Yani bir şekilde onu da ilave ettik. Efendim bir şekilde 40 geceye bali bir onunla akitleşmiştik. İşte
olayları bir önceki sohbetimizde paylaştığımız gibi Yüce Rabbimin hizmet için eğitime aldığı Hazreti Musa vahiy ile ve Rabbimin emir, yasa ve yasaklarıyla muhatap oluyordu ki sonuçta Yüce Rabbim Araf suresinde bunları buyuruyor. Yine Araf suresinin devamında ve ketebna lehu fil elvah, biz levhalarda bizzat yazmıştık. Min kulli şeyin mev'izaten ve tefsila, biz bütün öğüt olarak tafsilatıyla, ayrıntısıyla kulluk adına ne gerekiyor hepsini beyan etmiştik. Fehudha, ve demiştik ki aman bu sana verilen emirleri sapasağlam tut, al bir kuvve, ama kuvvetlice sarmalla, ucundan tutma, kenarından değil. Fizik ve metafizik, madde ve mana bağlamında topyekün sarmalayarak, sahiplenerek, ciddi ve samimi bir şekilde efendim bütün gücünü ortaya koyarak ve de sadece nefsin değil, kavmine de ki ve'mur kavmek, kavmine de emret ye'hudu bi'ehseniha, en güzel şekilde alsınlar. Yakışan, yaraşan bir şekilde sahiplensinler. Yani ucundan, kenarından, karşıdan bakarak seyirci olarak değil. Ki se'ureikum de'aral fasıkın, ben size fasıkların da yurdunu göstereceğim. Onların ne denli çile çektiklerini, size çile çektirenlerin çile çektiklerini gösterdik. Gösteriyoruz, göstereceğiz ve tekrar başka kavimlerinkinde. Evet, işte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu hizmet içi eğitim bağlamında değerlendirebileceğimiz Rabbimle randevusu bittikten sonra levhaları da alıp kavmine geldiğinde onların bir şekilde sapmış olduğu hali görünce, ki kesiti tekrar paylaşıyoruz şimdi. Ve elkal elvah, o elindeki levhaları vahiy içeriyor. Onları bırakıverdi. Tabiri caizse yani o gün vahyini bıraktı kenara. Onlar ki kutsaldı, Allah tarafından verilmişti. Vahyin yazılı olduğu levhaları bıraktı ve elkal elvah, ve hemen kardeşinin sakalından başından tutarak onu sorgulamaya yöneldi. Yani önemli olan vahyin kendisi, evet kendisi önemliydi, ama bunun kendisinden daha önemli olan içindeki emirlerdi. Onu bıraktı ve içindeki emre uygun problemi çözmeye yöneldi. Yani biz ortada hayati önem arz eden bir problem varken, iyi ama biz hatmimizi bitiriverelim, mukabelemizi noktalayalım, ondan sonra, hayır, yangın var orada, orada deprem var, orada sel felaketi var, evvela ona bir şekilde çözüm üretmemiz gerekirken biz Kur'an'ın zahiriyle değil, Kur'an'ın emri olan zalime karşı mazlumun yanında olmaya öncelik vererek sahiplenmek durumundayız. Evet, Kur'an'ın lafzına da sahiplenecek, onu da önemseyecek, onu da başımızın tacı, gönlümüzün ilacı edeceğiz. Ama Kur'an'ın lafzından ziyade öncelik onun içerdiği emir, yasa ve yasaklardır. Asıl Hazreti Musa bile öyle yaptı. Ülül Azim 5 büyük peygamberden birisi. Vahyi bıraktı kenara, yazılı levhaları, ve o vahyin içerdiği problemin çözümüne, zalimin zulmüne dur demeye, mazlumun ahını dindirmeye yöneldi. Meselenin önem ve önceliğini de burada görüyoruz. Tabii Hazreti Musa öfkelendi, üzüldü. Öfke ve üzüntü niçindi? İnancı içindi. İnancına göreydi. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifimizi hatırlayalım. Men ehabbe lillah, kim Allah için severse. Sahih Buhari'de geçiyor. Ve ebgada lillah, kim Allah adına öfkelenirse. Ve e'ta lillah, kim Allah adına verirse. Kim ve mena'a lillah, her kim Allah adına da ben hayır buraya zırnık koklatmam der, duruş sergilerse, fekad istekmele iman, İşte
onun kemale ermiş olan bir imanı vardır. Onun imanı olgunlaşmıştır. Gerçek. Orijinal iman. Evet. İşte peygamberli olanlar, peygamberle olanları, peygamberle haşrolma, peygamberle ebedi hayatta beraber olmayı bir şekilde kendisine amaç, hedef edinenleri Fetih Suresi son 29. ayet-i cellesinde 5-6 özellikle ard arda sıralayıp sergilerken birincil öncelikli özelliklerini eşiddâ'u alel kuffar, kafirlere karşı kesin, keskin, şiddetli tavır sergileyenler diye ifade buyurur. Ve ruhama beynavum ikinci olarak da kafirlere karşı şiddetli, kesin, keskin, küfre hiç ödün vermeyen, aradaki mesafeyi koruyan, fakat Müslümansa, müminse, ehli kıbleyse tarikatı, mezhebi, meşrebi, etnik kökeni, sosyal katmanı ne olursa olsun onlara merhametli, hoşgörülü davranan diye evet ikinci yıl ve daha sonra da evet terahum rükkan sütçede onları siz efendim secdede rüküde görürsünüz. Namazı üçüncü özellik olarak sergiliyor. Ki namaz direğin dinin direği olmasına rağmen. Evet. İşte biz bu noktada da inşallah Allah adına gerektiğinde üzülme, Allah adına evet İslam ve Müslümanlar adına üzülmeyi de ve de öfkelenmeyi de bir şekilde şirazemizi kaçırmayacak, dengemizi kaybettirmeyecek şekilde imanımızın güdümünde hareket edecek biçimde olmak kaydıyla öfkemizi de Allah için koordine edeceğiz inşallah. Rabbim yar ve yaranımız olsun. Evet. Hazreti Musa'dan bahsettik hep ama Hazreti Harun'la alakalı işte Hazreti Harun'a yönelik Rabbimden bir dileği ona sunduğu, Rabbine sunduğu bir dilekçesi vardı ve de Rabbimin ona verdiği bir ihsan ve ikram olarak peygamberlik lütfedilmişti. Çünkü Hazreti Harun peygamber olarak Hazreti Musa'dan daha fesahat, belagat noktasında biraz daha ilerideydi. Bunu bir şekilde müfessirlerimizden birileri şu noktaya dikkat çekerek Hazreti Musa 10 sene civarında Mısır'dan uzaklaştı. Mısır lehçesi ile efendim bulunduğu toplumun lehçesi arasındaki farklılık vardı. Ama Hazreti Harun Mısır'da bütün hayatını orada geçirdi ve Kıptilerin lisanına, fesahatine, belagatine daha fazla hakimdi. Bir bu. İkincisi zaten onu bir şekilde yardımcı olarak istemişti ve de beni desteklesin diyordu. Bir de Hazreti Harun'un rivayetlere baktığımızda efendim o toplum içerisinde lekelenmemiş, herhangi bir şekilde itham ve töhmete muhatap olmamış bir temiz mazisi vardı. Evet, zaten bir elin nesi var, iki elin sesi var noktasından Hazreti Musa kendisini daha güçlü hissederek Rabbimin yani ibadet boyutuna da fırsat bulma adına onu kendisine destekçi olarak istemiş oluyordu. Şimdi gelelim Hazreti Musa'nın tağutla, evet özellikle Firavun odaklı Allah'a teslim olmamış otoritelerle mücadelesine şöyle bir bakıverelim. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde şöyle bir ayet-i cellemiz var. Peygamberleri bize sunar anlatırken estağfurullah اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ لِسَالَةِ اللّٰهِ ki onlar Allah'ın mesajlarını anlatırlar, tebliğ ederler. Ve yahşavnehu. Sadece Allah'tan korkarlar. Ve la yahşavne ehaden illallah. Allah'tan başkasından asla korkmazlar. İşte Müslümana yakışan, yaraşan da Allah korkusunu o kadar, o kadar, o kadar nefsimize, beynimize, duygu ve düşüncelerimize egemen kılmalıyız ki o korkudan zerre bir boşluk kalmamalı, başka korkuya yer kalmamalı. Ve asıl sadece Allah'tan ve Allah ile çelişmekten, Allah ile ters düşüyor olmaktan korkmalı, çekinmeliyiz. Evet, üslup çok önemli. Yani
Üslup, yöntem çok önemli. Biz her ne kadar mesajımızdan hiçbir kısıtlama, hiçbir eksiltme yapmak hakkına ve haddine sahip değilsek de aynen ve harfiyen yerinde, zamanında, kıvamında olmak kaydıyla ve fakat üslup olabildiğince yumuşak olmalı, yeri, zamanı ve kıvamını kollamaya çalışmalıyız inşallah. Evet, muhataplarımız bizim, hep bizim asli gündemimiz, biz Allah'a kulluk, her artı eksi gelişen, gerçekleşen olaylarda bir şekilde Allah bizi imtihan ediyor ve biz her an ya sağ ya sol omuzumuza yazdırıyoruz ya cennete ya cehenneme yaklaşıyoruz. Bilincinden asla asla uzaklaşmamalı ve bu sebeple de biz imtihanda olduğumuzun bilinciyle imtihana odaklanmalıyız ve bizi imtihandan alıkoyacak her şeye hiçbir şekilde hiçbir şeye iltifat ve itibar ve iltifat etmemeliyiz. Ve de biz her halükarda imtihan bilincinde hareket etmeliyiz. Allah bizimle beraberdir demeli ve Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyerek devam etmeliyiz. Bakıyoruz efendim, Firavun diyor ki ben izin vermeden mi siz efendim iman ettiniz? Evet, birileri efendim kendilerini öyle bir noktaya götürürler, yükseltirler ki kendilerini efendim bir şekilde onlar izin verdiği kadar, onlar izin verdiği zaman onların izniyle efendim hareket etmek. Rabbim muhafaza eylesin. Kendimden bir kesiti sizlerle paylaşmakta efendim yarar mülahaz ediyorum. Ben 9 çocuk babasıyım. Çocuklarımdan 6 numara. Evet, 14 yaşlarında falanken aile ortamındayız. Baba müsaade edersen namaz kılacağım dedi. Dedim sen ne söylüyorsun ya? Baba ne söyledim dedi. Müsaade edersen namaz kılacağım. Kızım sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bilinçli bir şekilde mahsus sesimi yükselttim. Baba ben ne dedim dedi. Müsaade etsen namaz kılacağım. Aynı cümleyi tekrar. Ben bilinçli bir şekilde biraz daha yükselttim. Kızım ne tutarsızlık, ne patavatsızlık, sen ne diyorsun? Ağzından çıkan, gözünden yaş damlamaya başladı ve ben yeter dedim. Açmaya, açıklamaya başladım. Kızım sen namaz kılacaksın. Namaz kılman için ben sana izin vereceğim. İzin vermezsem kılmayacaksın. Olacak şey mi? Ben kimim ki? Yaratan, yaşatan, yasayan, yöneten, yargılayacak olan Rabbinin ibadetinden seni alıkoyacak. Benim onayımla ancak sen ona ibadet edebileceksin. Haşa! Allah'tan daha büyük bir makam olacak ki izin verecek. Allahu Ekber diyorsunuz, diyoruz. O zaman haşa! Sadece sen söylersin, haber verirsin birilerine. Ama Allah'ın emrini yerine getirirken, Allah'ın yasağını bir şekilde gerçekleştirir, kaçınır, çekinirken ne rütbeye, ne cübbeye, ne zübbeye bakmayacak ve hiçbir şekilde Allah'tan gayrı iddia, itham ve ilzamda bulunmak isteyen, teklif ve tehdit savuran hiç kimseyi gale almayacaksın. Allah'ın emrini önemseyip önceleyeceksin. Değil mi ki? Her namaza girişte ve teala ceddük. Asıl ciddiye alınması gereken en yüce sensin diyoruz, diyorsun. Öyleyse hakkını verecek, haddini bileceksin demiştim. Evet, bu bir kalıcı olarak aile eğitiminde bir şekilde yol ve de efendim istikamet tutmada önem ve öncelik arz ediyor idi. Evet. Şimdi biz bir de Hazreti Musa olayında bir şeye daha dikkat çekelim. 10 emir diye Hazreti Musa ile alakalı ifadeleri biz biliriz. Tevrat'tan da efendim muharref de olsa efendim uzantılarda biliriz. Kur'an'a göre 10 emiri ben bir şekilde sizlerle paylaşayım. İşte Bakara suresinde 10 emir.
1. Ve iz ehadna mithaqa beni İsrail. Biz hani İsrailoğlundan şöyle bir söz almıştık. 1. La ta'buduna illallah. Sadece Allah'a kulluk edeceksiniz. Birincisi bu. 2. Ve bil valideyni ihsana. Anne babaya ihsankar davranacaksınız. 3. Ve zil kurba. Akrabalara da. 4. Ve yetame. Yetimlere de. Ve mesakin. Miskin. Yoksullara da. 6. Ve kulu linnâsi usna. İnsanlara güzel söz söyleyeceksiniz. 7. Ve akimus sala. Namazı hayatınızın merkezine koyacaksınız. 8. Ve atuz zeka. Zekatı hakkınca eda edeceksiniz. Ama siz bütün bu ahdinize rağmen tümme tevelleytum, sonra sırt döndünüz. İlla galilen mümküm. Sizden az bir kimse hariç. Ve entüm muaridun. Evet, bir şekilde itibar ve iltifat etmeden sırt döndünüz. Ve ehadna mithakakım. Hani biz sizden söz almıştık. 9. La tesfikune dimâkım. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Ve 10. Ve la tuhricune enfusakum min diyarikum. Vatanınızdan birilerini tehcir noktasına getirmeyecek, kovmayacak, onları hicret etmeye mecbur ve mahkum bırakmayacaksınız diye söz almıştık. Tümme akrartum ve entüm teşhedün. Bizzat kendi kendinize şahit olarak bunlara ikrar etmiştiniz şeklinde 10 emri Bakara suresi 83 ve 84'te görmek durumundayız. Hani 9 mucize diye bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de mükerrer Hazreti Musa'ya verilmiş Firavun'la karşı ve de efendim Beni İsrail'le efendim işte Allah'ın gücü dercesine bir biçimde 9 mucizeden bahsedilir ya. Bunları da şöyle sırasıyla görüverelim. 1. Mısır'dan efendim hicret etmeden önce Hazreti Musa şahsında Hazreti Musa'nın asası 1. 7 beyda dediğimiz koynuna elini koyup çıkarttığında efendim her tarafın nurun ışığın kapsaması, kuşatması. 3. Çekirge efendim yağmuru. 4. Her tarafı bitin kaplaması. 5. Her tarafı kurbanın efendim kaplaması. 6. Suyun özellikle efendim Kıptilere, Firavun ve çevresine yönelik, kafirlere yönelik anında kana dönüşmesi, İsrailoğulları için ise su olarak kalması. Efendim, yedincisi ise Hazreti Musa'nın kavmi işte çöl yolculuğunda susasında, susuz kaldığında Hazreti Musa'nın efendim kayaya su bir şekilde Rabbinden su dileme adına vurunca bastonunu efendim oradan 12 tane pınarın fışkırması, efendim Kızıl Deniz'in yarılıp efendim Beni İsrail'e yol olması ama tekrar kapanıp efendim Firavun ve meleğine ise mezar olması, Tur Dağı'nın İsrailoğlunun üzerine bir an yükseliverişi, bunlar işte 9 ard arda mucizeler şeklinde ifade olduğuna gelir. İnsanlık ve İslamlık tarihinde Hazreti Adem ve Hazreti Musa'ya kadar olan dönemi ilk devir olarak değerlendirenler vardır. Bir de Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed'e kadar olan dönemi aleyhissalatü vesselam orta devir olarak değerlendirirler. Hazreti Musa'dan sonraki bu ikinci devrin akabinde Hazreti Muhammed aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan devri ise evet son devir olarak 3 devre ayrıştırarak anlatan tarihçilerimiz vardır ki isabetli bir yaklaşımdır. Evet, Rabbim yar ve yaranımız olsun inşallahü teala. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, inşallah sizlerle bir de Hazreti Musa aleyhisselam'dan sonra evet Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa isimli iki peygamberi de sizlerle bir şekilde paylaşmak, anlatmak, kavramak durumundayız inşallahü teala. Milattan önce 875 ila 850 yılları arasında efendim hatta Kitab-ı Mukaddes'te ismi İlya Tişbi şeklinde geçiyor. İsrailoğulları hayattayken Hazreti İlyas'a çok ama çok kötülük etmişler. Ancak o aralarından ayrıldıktan sonra ise Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam dışında en çok ona saygı duya gelmişlerdir. Yani öldükten sonra
ölümünden sonra değer vermişler. Bizim toplumumuzda da maalesef böyle bir yaklaşım vardır. Birilerinin değerini hayattayken bilmeyiz. Öldükten sonra da efendim göklere çıkartırız ama ölmeden önce yerin dibine indirmişizdir. İsrailoğullarının inancına göre onun ateşle yukarı kaldırıldığı, dolayısıyla dünyaya yeniden döneceği inancı yaygındır. Bu inancın bizim toplumumuza da yansıdığı bir şekli görürüz az çok. Hani Hızır ve İlyas. Hıdrellez denilen şeyin ikinci dilimi Hıdır ve İlyas durumudur. Her halükarda Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberler onlara hep Tevrat'tan unutturulan şeyleri tekrar ihya etme adına misyon üstlerine gelmişlerdir. Evet, Hazreti İlyas da bunlardan birisidir. Yani ona yeni bir sayfa tomarı veyahut bir şekilde özel bir şeriat indirilmiş, ne ona bir kitap lütfedilmiş. O Tevrat'ın tekrar ihyası için misyon ve vizyon üstlenmiştir. İçinde bulunduğu toplum Baal isimli bir puta tapıyordu. Altından yapılmış bir kadın heykelciydi. Efendim göz bebekleri yakuttan, efendim başına inciden bir taş takılmış. Böyle bir şekilde İbn Asakir'in rivayet ettiği bir puta tapıyorlardı onlar. Efendim Baal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de koca, eş anlamına, efendi, reis anlamına kullanılıyor. Onlar her halükarda bu isimlendirdikleri bir put edinmişlerdi. Hazreti İlyas içinde bulunduğu toplumda 3 yıl süren bir kıtlık olmuştu. Ondan dua istediler. O da önce dedi ki Baal'e tapanlar, bu putu önemseyip önceleyenler tapsınlar, kurbanlarını kessinler, onlar dua etsinler. Onların ki efendim gerçekleşirse benden bir talebinize gerek yok. Ben devreye girmeyeyim. Ki onların batıl ve atıl olduğunu, sıkıntılı anda hiçbir şekilde o tapındıkların bir şeye yaramadığını ortaya koyma adına Hazreti İlyas'ın bir fırsatı ganimet bilmesi, önemli bir şekilde tevhide bir vesile kılması adına güzel bir yöntemdi. Aynen öyle oldu. Onlar bir geniş bir alanda toplandılar ve Baal'i önemseyip önceleyenler sunaklarını sundular, kurbanlarını kestiler, ibadetlerini yaptılar, dualarını ettiler. Hiçbir sonuç olmayınca Hazreti İlyas devreye girdi. Hazreti İlyas namazını kıldı, duasını yaptı ve kurbanını da ortaya koyup yavruna yalvarırken bu defa o daha önceki peygamberimiz öğrenecekti Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki şeriatlarda Kur'an'ın da ifade ettiği gibi gökten bir ateş iner, kabul edildiyse o kurbanı yakardı. Hazreti İlyas'ın kurbanını yakan bir ateş indi ve onun bir şekilde ve de artık bulutlar belirip yağmurlar sağanak gibi yağmaya başladı. Fiilen Hazreti onun üzerine özellikle bu Baal putunu öne çıkaranları öldürdüler. Onlar hidayete ermediler. Halen inat onlar bir şekilde devre dışı bırakıldı. Hazreti İlyas uzun soluklu bir şekilde kendisine inanan bir toplumla muhatap olmuş oldu. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de iki kez anılmış. En'am 85. ayet-i cellede Estağfirullah ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas aleyhisselam da var peygamber olarak. Küllüm minessalin. Hepsi de gerçekten inandığı gibi amel eden uygun kişilerdendi. Buyuruyor En'am suresi 85. Bir de Saffat suresi 123 ve 132 arasında Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Ve inne İlyas aleyhisselam var ya leminel murselin, o da peygamberlerdendi. Hani iqale li kavmihi, kavmine şöyle demişti: "Ela tettakun, Allah'tan korkmaz mısınız? Sakınıp çekinmez misiniz? Etedu'una ba'lan, siz Baal isimli bir puta mı tapmayı bir şekilde tercih ediyorsunuz? Ve tedarun ahsenel halikin,
yaratanların en güzel olan, tek yaratan olan Allah'ı bırakıp sadece bale mi tatmaya kalkıyorsunuz? Allahu Rabbukum ve Rabbu ebaikumul evvelin. Allah ki sizin de atalarınızın da daha önceki atalarınızın da Rabbi Allah'tır. Fekezzebuhu. Önce onu yalansadılar. Fe innahum le muhtarun. Sonra onlar bir şekilde efendim helakı tattılar. Helakimizde muhatap oldular. Helakimize muhatap olan bir şekilde hazır oldular. Ancak İlla ibadallahi muhlasin, fakat ihlaslaşmış, ihlasla, samimiyetle buluşmuş, inanç ve samimiyeti tatmış kişiler bu azaptan kurtulurlar. Ve terakne aleyhi fil ahirin. Evet, geride kalanlara onun ismini yad edecek bir şekilde güzel bir hatıra bıraktık. Selamun ala İlyas'in, İlyas'a selam olsun. İnna kezalike neczil muhsinin. İşte biz muhsinleri, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeyi tercih edenleri böyle mükafatlandırırız zaten. İnnehu min ibadinel müminin. O gerçekten inanmış kullarımızdandı. Evet, Hazreti İlyas'tan sonra Hazreti İlyas'ın arkasından Hazreti Elyesa peygamber gelir ki Hazreti İlyas aleyhisselam Balebek kralı tarafından arattırıldığı sırada Hazreti İlyas'ın son dönemi efendim önce inandılar çevresinde halkalandılar sonrasında efendim o inanan toplumun kralı durumunda olan kişi bu defa yeğeni kendi öz yeğeni kardeşinin kızıyla evlenmek istedi. Buna da Hazreti İlyas'a tabi oldular ya hayır dedi olmaz yeğen haram bir şekilde senin o mahremin yeğenin evlenemezsin deyince hem kızın annesi hem de kız ve hem de kral bu meseleye karşı tavır aldılar. Sonuçta evet Hazreti İlyas'ın öldürülmesi için kurgular kurdular. Bu arada Hazreti İlyas gizlenmek durumunda kaldı. İşte bu gizlendiği süreçte Hazreti İlyas Balebek kralı tarafından arattırıldığı sırada bir gece İsrailoğullarından yaşlı bir kadının evine efendim sığınmak durumunda kaldı. Evine girdiğinde evet orada hasta efendim ileri boyutta bir hasta bir oğul vardı. İşte onun da ismi Elyesa'dı. Hazreti İlyas dua etti ve duasının sonucunda Rabbim şifa verdi. Ve Elyesa ve annesi Hazreti İlyas'a inandı. Hazreti İlyas'la artık beraber geziyordu. Beraber ondan hiç ayrılmıyordu Elyesa. Hazreti Elyesa. Ve Hazreti Elyesa evet Hazreti İlyas efendim bir şekilde o toplumdan uzaklaşırken ona efendim vekalet bıraktı. Sen benim yerime davete devam edeceksin dedi ve Rabbim arkasından ona peygamberlik lütfetti. Hazreti Elyesa'nın da konumu bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de işte ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a şeklinde geçen En'am suresinde bir şekilde İlyas ve Elyesa Allah hepsine salatü vesselam eylesin gündeme getirir ve kullen faddalna alel alemin. Biz onların hepsini alemlere faziletli kıldık. Bir de aynı şekilde Sa'd suresinde geçer. Evet Zülkifl aleyhisselamla birlikte ismi mezkürdür. Rabbim hepsine salatü vesselam eylesin. Rabbim izini takip edip onların yolundan ayrılmama hassasiyetini bizlere de lütfeylesin diyor Rabbimden diliyor ve dileriyorum. Esselamu ala men ittebaluda velhamdülillahi rabbil alemin.